Sayın Vekil, ben son olarak biraz önce işte terör örgütleriyle alakalı şimdi bazı beyaz troller işte biraz da Millet İttifakı'nın işte Temel Başkan ve Meral Başkan'la alakalı işte Şam üstlenmeleriyle destek veriyor gibi propagandaları oluyor devamlı. Bir malum kişiye bir karalama veyahut da bir iddia olduğunda diğer taraftan hemen davalar açılıyor. Sizin de bu beyaz trollerle alakalı veyahut da bunları yapıp paylaşanlarla alakalı ilk girişimleriniz olacak mı? Çünkü şöyle baktığımda son 6 ayda bilhassa acayip bir derecede gruplaşma ve ötekileştirme var. Ya bizdensiniz ya hainsiniz gibi çalışmalar, gruplaşmalar, bunlarla alakalı bir çalışmalarınız var mı? Şimdi ilk önce vatandaşımı ben şuradan bir tam olarak uyarmak istiyorum. Bakın. Mevcut 19 yıldır yöneten, ülkeyi yöneten bir AK Parti hükümeti var. İlk 5-6 yıl bir şeyler yaptılar. Ama son 12-13 yıldır artık memleket adına, millet adına, vatandaşın lehine değil, kendi etrafı ve eşrafı adına, daha fazla zenginleşmek adına rantçı ve ithalatçı bir siyaset ve politika izlemektedirler. Tarım Bakanı da aynı, buna benzer birçok bakanlık da aynı. Biliyorsunuz, bundan daha önceki bakanın bir tanesi de kendi temizlik malzemelerini, ürettiği temizlik malzemesini bile kendi bakanlığının afaki fiyatları milyonlarca rant kazanmıştı. Bunları biz unutmadık. Buna benzer bir sürü sıkıntılar var. İlk önce şunu söyleyeyim. Biz bu ülkedeki yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyede eşit bir şekilde yaşaması adına gereken her şeyi yapacağız. Şu andaki mevcut hükümetin vizyonunu, enerjisini tamamen kaybettiğinden dolayı kendi deyimleriyle artık metal yorgunluğunu da geçip çürümüşlüğü hale geldiğinden dolayı ömürlerin tamamladığını görebiliyoruz. Yeni bir enerjiye, yeni bir yönetime ihtiyaç olduğu aşikar. Yapmış olduğu siyaset şu artık. Özellikle de küçük ortakları MHP'nin başındaki Sayın Bahçeli'yle. Ekonomide bittiler. Özgürlükte, insan haklarında bittiler. Tamamen birçok dalda bittiler. Yaptıkları iki algı siyaseti var. Buradan vatandaşlarıma bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şu andaki mevcut Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti ve MHP'nin yaptığı, yöneticilerin yaptığı iki siyaset var. Bir, politikayı şu şekilde yönlendirmeye çalışıyorlar. Onun için hiç kimse bu algıya kapılmasın. Ekonomide ve diğer alanlarda tamam bittikleri için insanların en hassas oldukları iki duyguyla hareket ediyorlar. Bir, din. İki, milliyetçilik. Bakın, dini ve milliyetçiliği kullanaraktan başarısızlıklarını örtbas etmek istiyorlar. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza uyarıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamallıoğlu ve de Sayın Uysal, Demokrat Parti lideri, komşu Afyon şehrimizden çıkan değerli kardeşimiz. Bu liderlerle alakalı kara propaganda yapıyorlar. Tabii ki bizleri de bu işin içine koymaya çalışıyorlar. Ancak size net söyleyeyim. Başarısızlıklarını bu şekilde terörle, dinle, milliyetçilikle kapatmak istiyorlar. Ben buradan vatandaşlarımızı uyarıyorum. Kendimden örnek vereyim. Benim milliyetçiliğimi hiçbir kimse sorgulamanın hakkı yoktur. Uşak'ta yaşayan 370 bin vatandaşın en az 300 bin kişisi beni direkt şahsen tanıyor. Ne kadar milliyetçi olduğumu da bilir. Cumhuriyet Halk Partilerinin de o kadar milliyetçi olduğumu da sizlere paylaşmak istiyorum. Hiçbir terör örgütüyle hiçbir alakamız yoktur. Terör örgütüyle alakası olanlar seçimler öncesi devletin kanalı olan TRT1'de Öcalan'ın mektubunu okutanlar. Şu andaki mevcut Cumhurbaşkanı, mevcut İçişleri Bakanı. Bunların izni olmadan devletin kanalı TRT'de bir terör örgütünün liderinin mektubunu okutulabilir mi?
buradan vatandaşlarımızla özellikle bunu paylaşmak istiyorum. Habursu'nun kapısında, Dolmabahçe Sarayı'nda, AK Partili yöneticilerin, milletvekillerin, terör örgütünün mensuplarıyla, milletvekilleriyle veya buna benzer o milletvekillerinin başka kollarıyla bizele alakalıştıran, ancak bizimle hiç alakası olmayan, hatta Atatürk Havalimanı'nın üzerine bir bayrak bile asan, mahkeme kuran haburda, bunları Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın yöneticileri yapmadan, bunları AK Parti'nin milletvekilleri, yöneticileri ve bakanları yaptı. Onun için ben buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve de Millet İttifakı'nın tüm terör örgütleri karşısında olduğunu, hiçbir terör örgütüyle muhatap almayız, olamayız da ancak muhatap olanların, AK Partili yöneticilerin seçimleri de kaybetmemek adına devletin televizyonunda bile terör örgütünün yazdığı mektubu okutanın onlar olduğunu, biraz önceki saydığım bütün yerlerde verdim, işaret gösterdiğim yerlerde de terör örgütünün mensuplarıyla veya onların direkt veya indirekt bağlı olduğu kişilerle görüşenlerin, Millet İttifakı'nın veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bireyleri veya yöneticileri veya temsilcileri değil, AK Parti'nin yöneticileri ve temsilcileri olduğunu altını çiziyorum. Onun için ilk önce kendilerine aynaya bir baksınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle bir alakası yok. Kendilerinin seçim kaybetme korkusuyla teröristlerin yazdığı mektubu bile sarılıp onu okutacak kadar aşağıya düşen bir anlayış içerisinde olduklarını özellikle belirtmek istiyorum.